sıralama yapmamız isteniyor. Eğer sinüslü, kosinüslü ifadelerin sıralanmasını ya da sıralamasını istiyorsak, sıralamak istiyorsak, biz öncelikle hepsini aynı türden ifade etmeliyiz. Şurada kosinüslü bir ifade var, bunu sinüslü yazmalıyız. Ve şurada da yine sinüs 160 şeklinde bir ifade var, bunu da 0 ile 90 derece arasına getirmeliyiz. Şimdi öncelikle şunu alalım. Sinüs 160. Şimdi hepsini sinüse dönüştürmek istiyorum. Eğer hepsini sinüse dönüştürmek istiyorsak, bu 160'ı şöyle yazmamalıyız. Eğer sinüs 90 artı 70 biçiminde yazıp buradan dönüştürme işlemi yaparsak bizim sinüsümüz kosinüse dönüşür. 90 derece üzerinden yaptığımız için. Şimdi ben kosinüs olmasını istemiyorum. Sinüs olarak kalmasını istiyorum. Bu nedenle 180 üzerinden yazacağım. Yani sinüs 180 eksi 20'dir bu. Eğer tabii ikinci bölgeye düşer sinüs 160, bunun işareti art. Eğer şu 180'i kaldırırsak bu ifade sinüs 20'ye dönüşür. Şuradaki eksinin bir önemi yok. İşaret bölgeden bulunur çünkü. Sinüs 20 olur. Şu ifade sinüs 20. Şimdi gelelim kosinüs 315'e. Bunu da sinüse dönüştürmek istiyoruz. Eğer sinüse dönüştürmek istiyorsak 270 derece üzerinden yazabiliriz. Yani şöyle yazmak mümkün. Kosinüs 270 artı 45 biçiminde yazabiliriz. 270 ile 45'i toplarsak 315 eder. Şimdi kosinüs 315 dördüncü bölgede işareti pozitiftir. Eğer şuradaki 270'i çizersek bu ifade sinüs 45'e eşit olur. 270'ten dönüştürme yapınca kosinüs sinüse dönüşüyor. Yani sonuç olarak bizim x ifademiz sinüs 65, y ifademiz sinüs 75, z ifademiz sinüs 20, t ifademiz de sinüs 45 oldu. Şimdi hepsi aynı türden ifade edildikten sonra şöyle bir sıralama yapabiliriz. Biz şöyle birim çemberi çizeyim. Birim çemberi ele alırsak 0 derece, şurası 0 derece, burası 90 derece. 0 derecenin koordinatları şöyle 1,0 şeklinde olacak. 1,0. 90 derecenin koordinatları da 0,1 olacak. Yani başka bir deyişle sinüs 0 eşittir 0 olur. Sinüs 90 da 1 olur. Sinüs fonksiyonu 0'dan 90'a doğru ilerlerken bir artış gösteriyor. 0'dan 1'e doğru ilerliyor. Bu nedenle açı büyüdükçe 0 ile 90 derece arasında bunun sonucu da büyük olur. Yani şu ifadelere bakarsak hepsi 0 ile 90 arasında. Açı ne kadar büyük olursa ifade o kadar büyük olur. Yani başka bir deyişle bu ifadelerden en büyük olanı sinüs 75 olacak. Sinüs 70, şöyle 75'ti. Sinüs 75 büyük olacak. Bir sonraki sinüs 65'ten. O da büyük olacak sinüs 45'ten. Sonrasında o da büyük olacak sinüs 20'den. Yani sinüs 75 y idi. Y büyüktür. Sinüs 65 x'ten büyüktür t'den. Sinüs 20 o da z idi. O da büyüktür z'den. Yani sıralamamız bu olacak. En büyükleri y, sonra x, sonra t, sonra da z olur.